Hafta boyunca Fenerbahçelilerin yoğun eleştirisine maruz kalmış Selim Soydan. Bunları hak etti mi, hak etmedi mi? Yani ülke futbolu o kadar yoğun bir kaos, yoğun bir gündem maddesi var ki hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Gerginim, sinirliyim. Türk futbolundaki bu dönen dolaplar, örnek veriyorum. Bir VAR hakemi şu anda faal bir VAR hakeminin boşanmakta olduğu eşinin yapmış olduğu açıklamalar. Eski MHK başkanıyla benim kocamın ilişkisi var. O yüzden sürekli maç alıyordu diyen bir kadın çocuğuyla beraber ayakta kalma mücadelesi veriyor. Boşanma davası açmış ve VAR hakemi için diyor ki bunlar sahte rapor aldı. UEFA'yı da kandırdılar diyor. UEFA'ya sahte rapor verdiler diyor ve burada UEFA'dan görev bekliyorlar diyor. Üç hakemden bahsediyor. Koray Genceller, Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Benim kocamın diyor eski MHK başkanıyla ilişkisi var diyor. O yüzden bol bol maç alıyor diyor. VAR'daki görüntüleri benim kocam oradan çalıyordu, kaçırıyordu ve isteyene veriyordu diyor. Yani neresinden tutarsanız tutun Türk futbolu tamamen böyle paramparça olmuş vaziyette. Soracağım tabii benden daha tecrübeli olan sevgili Gökmen'e, Gökmen abiye, Adnan'a, Ay Baba'ya ve katılınca Selim abiye de soracağım. Onların döneminde hiç böyle şeyler oluyor muydu? Tabii ki onların döneminde sosyal medya yoktu. Maç yayınları tek tük oluyordu. Medya daha çok yazılı medya üzerine kurulmuştu. Ama gerçekten inanılır gibi değil. Fenerbahçe Başkanı dün çıkıyor diyor ki İzmir çetesi var diyor. Hakemleri istekleri gibi atıyorlar diyor. Bir hakem çıkıyor. İstifa ettim. Neden bana maç vermediler diyor. Yani allak bullak bir futbol federasyonu var. Tabii ki bizde Telegol olarak bir yayıncılık ilkesi denen bir şey var. Yani bunlara üç maymunu oynayamayız. Biz yayıncı kuruluş gibi kalkıp da aa ne kadar güzel Türk futbolu güzel gidiyor. Maçlar böyle gollü. Fener 3-2 atıyor. Trabzon 3 atıyor. Maçlar ne kadar böyle fair oynanıyor diyemeyiz. Çünkü alnımıza aptal yazmıyor. Kusura bakmayın. Gerçekten öfkeli ve sinirliyim. Çünkü bu kadar çok Türk futbolundaki taşların yerinden oynadığı, bu kadar absürt işlerin olduğu, bu kadar kör göze parmak sokulduğu, bu kadar alenen büyük kumpasların olduğu bir dönem herhalde hiç olmamıştır. Bir Tuzla Kulübü Başkanı diyor ki bütün biletler satıldı diyor. İşte 7 bin, 10 bin kişilik stat. Hayır bizim stadımız 2 binlik diyor. Bilet fiyatları 21 bin liradan satılıyor. Bir ikinci lig kulübünün kara para aktadı diyorlar. Yok biz aktamadık diyorlar. Bütün stadı dolu gösteriyorlar. Kulüp başkanının Bulgaristan'da bayi şirketi çıkıyor. O takımın 90 artı 8'de 2-0 galibiyetine yüklü miktarda bahis oynanıyor ve 495 milyon lira gibi büyük bir para kazanılıyor. Futbol Federasyonu'ndan, savcılardan en ufak bir soruşturma yok, bir araştırma yok. Yani arkadaşlar, biz 99 yılında bu mesleğe, televizyonculukta Telegol'e başladık. Biz bunlara kayıtsız kalırsak, ben ne çocuklarımın yüzüne bakabilirim, ne ailemin yüzüne bakabilirim, ne de sokakta dolaşabilirim. Yani buraya kadar geldi artık. Yani bugün ben artık Türkiye Futbol Federasyonu Başkanından, yönetim kurulundan, kurullarından erdemli, onurlu, şahsiyetli bir davranış bekliyorum. Trabzon Başkanı burnundan soluyor. Muhtemelen az sonra yayına bağlayacağız. Yeter diyor yani, yeter. Yani Trabzon takımıyla bir hakem ve VAR'daki hakem karşılıklı mücadele yaptı diyor. Biz rakiple değil, hakemle ve VAR'daki hakemle mücadele ettik diyor. Yani neyin mücadelesi? Neyin puan savaşı bu. Yani maçlar gerçekten sahada oynanıp sahada kazanılmıyor. Yani Jesus'a da hak veriyorum. Galatasaray Fatih Terim'e de hak veriyorum. Rahmetli Süleyman Sebe'ye daha fazla hak veriyorum. Yani artık işin tamamen çivisi çıkmış. Galatasaray kazanıyor, tamam. Maçta bazı gri pozisyonlar var. VAR'dan tık yok. Bugün hakem resmen bir Fenerbahçe forması eksikti. Orada maçı berabere veya Fener'e kazandırmak için her hamleyi yaptı. Tuhaf kararlar çıkıyor.
Penaltı tekrarı kimse anlam veremiyor. Neden tekrar oldu diyor. Bir penaltı var. Oyuncu rakibi çekiyor. Çekilen oyuncunun aleyhine penaltı çıkıyor. Yani bu kadar da biz 3 maymunu aptal oynayamayız. Yani burada alenen masa başında çok tehlikeli, çok çirkin bir oyun var. Ya da alenen desinler ki arkadaşlar siz televizyon programı falan yapmayın. Zaten biz burada kapalı kapılar arasında bir takım olaylar dönüyor. Kara paralar aklanıyor. Yani görmezden gelin lütfen. Ya işte futbolun güzelliklerinden falan kimse bize konuşsun falan demesin. Ağır konuşurum bak. Ya bu Türkiye'deki savcılar, bu disiplin kurulları, etik kurulu, tahkim kurulu. Yani bir kadın orada feryat ediyor ya, benim kocam diyor, maç alıyor, maç satıyor diyor. Bir hakem diyor, bana görev verilmedi, ben hakemliği bırakıyorum diyor. Ne oluyor? Nereye gidiyor yani olay? O zaman Galatasaray'la Fener oynasın, diğer takımlar figüran yapsınlar. Biz zaten bu iki takımdan birini şampiyon yapacağız desinler. Hepsine 3'er puan versinler. Bence ligi bitirsinler. Sadece Galatasaray Fener maç yapsın. Kazanan şampiyon olsun. Öyle desinler yani. Yani ortada futbol konuşalım diyoruz. Gayret gösteriyoruz. Ucundan kıyısından biraz futbola girelim diyoruz. Bir TFF başkanı aylardır ortada yok. Ya Ali Koç ihbarda bulunuyor. Selim Soydan ben şahidim diyor. Erdem Timur ben konuştum diyor. De belgeleri ortaya koyuyor. Bu var nasıl? Ya yani yol geçen anı mı? Bizim çocukluğumuzda 80'li yıllarda Dallas dizisi çok modaydı. TRT'de onu izlerdik. Dallas'tan daha kötü, beter oldu futbolu. Var odasındaki isteyen görüntüyü alıyor, kaçırıyor. İsteyene servis ediyor. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz? Hiç mi bir etik, ahlak, bir kurullar yok, kararlar yok? Nasıl bir şey bu? Yani acayip sinirliyim Adnan. Biraz da sen konuş. Yani maçı falan konuşalım ama neyini konuşacağız bilmiyorum.